Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam tarihinden derslerimiz devam ederken, konumuz yine Mekke-i Mükerreme'nin fethi ve aynı zamanda Peygamberimizin ordu ihtiyacı için Mekkeli üç zenginden borç olarak para alması. Şu hale bakın, Mekke-i Mükerreme fethedildi. Hiç kimseden bir şey alınmadı. Borç alındı ki orduyu güçlendirmek için. Yoksa Mekke'nin bütün halkının her şeyi alınabilirdi. Fakat işte görüyorsunuz, ilahi adaletin, merhametin Mekke-i Mükerreme'nin fethinde nasıl bir kardeş muamelesi yapıldığını görüyoruz. Mekke fetih edilince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'nin ganimetlerinden hiçbir şey bize helal kılınmamıştır buyurduğu için Mekke'den ganimet olarak bir şey alınmamıştı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Şerif'in hazinesinde 60 ukiye bulunduğu, onu onu yerinden kımıldatmadı ve İbni Hacer Fethül Kadir'de bildirdiği gibi. Halbuki İslam ordusunun zaruri ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Ve bu da bir hayli paraya bağlı da bulunuyordu. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke zenginlerinden Kıntar Safvan bin Ümeyye'den ödünç ve borç alarak 50 bin dirhem, Abdullah bin Ebi Rebi'a'dan 40 bin dirhem ve Huvaytıb bin Abdul Uzza'dan da 40 bin dirhem, ki toplam 130 bin dirhem gümüş para isteyip aldı. Bunu muhtaç olan muhacirler arasında bölüştürdü. İhtiyaçlarına göre her birine 50 dirhem veya daha az veya daha da çok düştü. Beni Cezime hareketinin masraf ve onların tazminatı da bununla karşılandı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hevazinleri yenip mallarını itinam ettiği zaman bu alınan
alacaklara olan borcu tamamıyla ödedi. Efendim, ödüncün karşılığı ancak teşekkür etmek ve onu ödemektir buyurdu. Cebir'in Müslüman oluşuna gelince, Cebir Yahudi olup Abdüddar oğullarının kölesiydi. Peygamberimiz hicretten önce Mekke-i Mükerreme'de Yusuf suresini okurken dinleyip bunun Allah kelamı olduğuna kanaat getirerek Müslüman olmuştur. Fakat Müslümanlığını efendilerinden gizli tutmakta idi. Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh Müslümanlıktan dönüp Mekke'ye kaçınca daha evine girmeden Cebir'in müşrik efendilerine onun Müslüman olduğunu haber vermiş, onlar da Cebir'i işkencenin en ağırına uğratmışlardı. Ve onu işkence yaparak söyletmek istediklerini de zorla söyletmişler, onu Müslümanlıktan döndürmüşlerdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'yi fethettiği zaman Cebir gelip başından geçenleri Peygamberimize anlattı ve buna da Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serih'in sebep olduğunu haber verdi. Peygamberimiz Cebir'i efendisinden satın alıp azat etti. Kendisini beni amirlerden şerefli bir kadınla da evlendirdi. Kendisine geçimlik de verdi. Beni Sa'd bin Bekirlerin Peygamberimize hediye göndermeleri. Eshab'dan Ebu Husayn der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebtah'ta bulunduğu sırada Beni Sa'd bin Bekir efendim kadınlarından birisi ki halası veya emesi idi. İçi süt dolu bir tulumla bir dağarcık keş efendim peynir getirdi ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına girip kimlerden olduğunu haber verdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu tanıdı. Kendisini İslamiyet'e davet edince kadın hemen Müslüman oldu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini tasdik etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam onun hediyesinin kabul edilmesini de emretti. Halime hakkında kendisine sorular sordu. Vefat etmiş olduğunu haber verince Resulullah aleyhissalatü vesselamın gözleri yaşla doldu. Sonra da onlardan sağ olan kim var diye sordu.
Kadın onlardan iki erkek, iki kız, süt kardeşin var. Kendileri vallahi senin ihsanına ve akrabalık hakkına efendim gözetmene muhtaç durumdadırlar. Kendilerinin efendim sığındıkları, güvendikleri kişileri ölüp gitti dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam nerede oldu, öldü diye sordu. Kadın Evtas, efendim burnunda dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona elbise giydirilmesini ve kendisine hevdeşli bir deve ile 200 dirhem gümüş para verilmesini emretti. Kadıncağız dönüp giderken vallahi sen alınıp büyütülmüş olan ne iyi bir çocuktun. Büyüdüğün zaman da ne mübarek, ne iyi bir zat-ı muhteremsin diyordu. Peygamberimize aleyhissalatü vesselam getirilen efendim köpüklenmiş üzüm şırası ile şarap Eshab'dan Muttalib bin Ebi Vedia efendim der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz yazın çok sıcak bir gününde Peygamber Efendim Resulullah'ı tavaf etti. Resulullah Beytullah'ı tavaf ediyordu. Susadı ve su istedi. Bir adam ya Resulallah yanında şu kuru üzümden yapılmış köpüklenmiş üzüm şırası müselles var. Sana ondan getirip içirsem olur mu diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam olur buyurdu. Adam hemen evine haber salıp büyük bir sürahi ile şıra getirtti. Onu sunduğumuzda Peygamber aleyhissalatü vesselam ondan ağır bir koku duydu ve hiç hoşlanmayıp geri verdi. İçmedi. İçmek için su getirtti. Sonra yine su istedi. Kendisine zemzem suyu getirildi. Onu üzerine döktü. Zemzemin yanından aktığını gördüm. Ondan ihtiyacı kadar da İçti. Sonra da kim içeceği şeyden şüphelenirse onu suyu ile birlikte kırsın, atsın buyurdu. Abdullah bin Abbas da Resulullah aleyhissalatü vesselama sakifli dostu bir kırba şarap hediye etmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam yüce Allah'ın bunu haram kıldığını bilmiyor musun buyurdu. Adam uşağının yanına vardı. Bunu Hazvere çarşısına götürüp sat dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu efendim ne emrettim diye sordu. Şarap satmasını emrettim dedi.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun içilmesi haram edildiği gibi satılması da haram edilmiştir buyurdu demiştir. Ölü hayvanların iç yağlarını eritip satmanın da haramlığı konusunda Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Peygamberimiz fetih yılı Mekke-i Mükerreme'de hiç şüphe yok ki Allah ve Resulü şarabı, laşeyi, domuzu ve putları satmayı haram kılmıştır buyurdu. Ya Resulallah ölü hayvanların iç yağlarından haber ver. Çünkü onlarla gemiler boyanır, deriler yağlanır, halk onlardan kandil yakar denildi. Peygamberimiz hayır, o da haramdır. Allah Yahudilerin belasını versin. Allah kendilerine ölü hayvanların iç yağlarını haram kılınca onu erittiler, sonra sattılar da parasını yediler buyurdu. Müta nikahının yasaklanması. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam efendim kadınlarla muta suretiyle belirli ve kısa bir süre için evlenmeyi de yasaklamıştır. Beytül Makdis'te namaz kılma adağı ile ilgili. Fetih günü Peygamberimizin yanına bir adam gelerek Allah sana Mekke'nin fethini nasip ederse kendim Beytül Makdis'te namaz kılmayı adadım dedi. Peygamberimiz işte şurada kılman daha faziletlidir buyurdu. Adamcağız sözünü sorusunu 3 kere tekrarlayınca Peygamberimiz vallayım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki işte şurada kılınacak namaz başka beldelerde kılınacak 1000 namazdan eftal ve üstündür buyurdu. Peygamberimizin zevcesi Hazreti Meymune de ya Resulallah ben de eğer Allah sana Mekke-i Mükerreme'nin fethini nasip ederse Beytül Makdis'te namaz kılmayı kendime borç edinmiştim dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senin buna gücün yetmez, senin ile efendim arasında Rumlar girmiştir buyurdu. Hazreti Meryem'e ben de efendim önünde arkamda koruyucularla giderim dedi. Meymune annemiz diyor. Peygamberimiz sen buna güç yetiremezsin. Fakat hayrına Beytül Makdis kandillerinde yanacak, yakılmak üzere zeytinyağı gönder oraya. Gidip namaz kılmış olursun buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Meymune her yıl kendi parasıyla zeytinyağı satın alıp Beytül Makdis kandillerine efendim yakmak üzere Beytül Makdis'e gönderirdi. Vefat edeceği zaman da bunu vasiyet etmişti.
Peygamberimiz hakkındaki bazı müşahede ve efendim hatıralar konusunda baba Eshab'dan Rebia bin Abbad der ki, Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonraki günlerde babamla birlikte seyretmek üzere Mekke'ye girmiştik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce hemen tanıdım. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı çocukluk çağında efendim Zülmecaz panayında da gördüğümü ve ey insanlar La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur deyiniz de kurtulunuz diyerek halkı yüce İslam'a davet ettiğini, halkın ise onu kendi haline bıraktıklarını efendim hiç ilgilenmediklerini, hiçbir kimsenin onunla konuşmadıklarını fakat kendisinin susmayıp ey insanlar la ilahe illallah deyiniz de kurtulunuz diyerek seslenmekten geri durmadığını ancak şaşı gözlü, güzel yüzlü, örgülü saçları iki yanları yanlarından sarkan bir adamın kendisinin ardına düşüp bu dininden dönmüş bir yalancıdır. Sakın efendim kalebe çalıp sizi dininizden ve atalarınızın dininden döndürmesin diyerek seslendiğini ve kim bu diye sorduğum zaman Muhammed'in bin Abdullah'tır. Kendisinin peygamber olduğunu söylüyor dediler. Ve onu yalanlayan da şu adam da kim diye sorduğunda amcası Ebu Leheb'tir dediklerini hatırladım dedi. Ebu Tüfeil Amir bin Vasile de müşahadelerini şöyle anlatır. Mekke-i Mükerreme'nin fethedildiği gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görmüştüm. Kendisinin son derecede aklını ve saçının da karalığını hala unutmamışımdır. Çevresinde eshabı bulunduğu halde yürüyüp efendim giderlerken sanki ondan daha uzun boylusu da ondan daha kısa boylusu da yoktu. Ama kim bu diye sordum. Resulullah'tır dediler. Resulullah'ın o zaman elbisesi efendim nasıldı diye sorulunca Ebu Tüfeil bilmiyorum demiştir. Hazreti Ümmühani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dişlerinden daha güzel
Resulini görmedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın efendim birbiri üzerine gelen karın efendim katarları kadar güzelini de görmedim. Mekke-i Mükerreme'yi fethettiği gün efendim saçlarının dört örgü yapıldığını da efendim gördüm derdi. Peygamberimizin zevcesi Hazreti Ümmü Seleme de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın başını efendim saçını Zülhuleyfe'de dört örgü yapmıştı. Mekke fetih edilince ve Mekke'deki yerinde konaklayıncaya kadar onu çözdürmedi. Nihayet Huneyn'e gitmek istediği zaman efendim çözdüm ve başını sidirle yıkadım demiştir. Sa'd bin Ubade'nin Abdurrahman bin Affı ve Peygamberimizi kızdıran sözü. Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'yi fethettiği zaman Abdurrahman bin Avf bir mecliste bir cemaatla oturuyor. Sa'd bin Ubade de onlar arasında bulunuyordu. Kureyşlerin kadınlarından bazıları bu meclise uğradılar. Sa'd bin Ubade bize Kureyş kadınlarının boy boz ve şekil yönünden güzel oldukları söylenmişti. Onların hiç de böyle olmadıklarını görmedik dedi. Abdurrahman bin Avf Sa'd bin Ubade'nin Kureyş kadınlarından söz etmesine kızdı, ona ağır sözler söyledi. Az kalsın vuruşacaktı. Sa'd bin Ubade ondan kaçıp kurtuldu, Peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah, Abdurrahman'ın elinden ne çektiğimi bir bilsen dedi. Peygamberimiz ondan ne çektin diye sordu. Sa'd bin Ubade olan biteni Peygamberimize haber verdi. Peygamberimiz Sa'd bin Ubade'ye o kadar kızdı ki yüzü sanki efendim tutuşup yandı, al al oldu. Sonra da sen onları asıl babalarını, oğullarını, kardeşlerini ve kocalarını kaybettikleri zaman görecektin. Deveye binen kadınların hayırlısı Kureyş kadınlarıdır. Onlar çocukları için her efendim sıkıntıya katlanır, ellerinde bulunan her şeyi kocaları için saçarlar buyurdu. Kadınlara asıl üstünlük sağlayan vasıfları efendim duyurdu. Görüyorsunuz sevgili dostlarımız. Peygamberimiz kadınlar konusunda da ne kadar hassas olduğunu görmekteyiz. İnsanlar bazen
ne konuştuklarının farkında olmadan ağızlarından bazı şeyler kaçırabiliyorlar. Sa'd bin Ubade büyük bir zat-ı muhteremdir ama büyüklerden de bu türlü durumlar zuhur edebiliyor. Bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala al Muhammed.